Ramazan cennetin süslendiği ay. Oruçlunun cennet kapısı. Sehl İbni Sad radıyallahu anh. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet gününde o kapıdan ancak oruç tutmuş olanlar girer. Onlarla birlikte o kapıdan başka hiç kimse giremez. O vakit dünyadayken oruç tutmuş olanlar nerededir diye bir ses yükselir. Onlar gelir. Cennete o kapıdan girerler. Oruçluların en son kalanı da girince kapı kapatılır. Artık başka hiç kimsenin girmesine müsaade edilmez. O kapıdan kim cennete girerse ebedi olarak susuzluk çekmez. Bir başka hadiste de her müminin işlediği amele ve ibadete göre cennetin değişik kapılarından çağrılacağı bildirilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ki Allah rızası için malından iki sığır, iki koyun, iki dirhem, çift sadaka verirse cennet kapılarından ey Allah'ın sevgili kulu buraya gel. Bu kapıda büyük hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Çok namaz kılan da cennetin namaz kapısından çağrılır. Mücahitler cihat kapısından çağrılır. Oruçlular da Reyyan kapısından çağrılır. Sadaka sahipleri de sadaka kapısından davet edilirler. Ebu Bekir radıyallahu anh, babam, anam sana feda olsun ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir müminin bu kapıların hepsinden davet olunması müşkül müdür? Bir kişi bu kapıların hepsinden davet olunur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, evet, hepsinden davet olunur. Ey Ebu Bekir, umarım ki sen de o bahtiyarlardan olasın buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini rivayet ediyor. Şüphesiz ki cennet bir sene boyunca Ramazan ayının girmesi için süslenir. Ramazan'ın ilk gecesi olunca müsire denilen bir rüzgar arşın altından eser. Cennet ağaçlarının yaprağı ve kapılarının halkaları şiddetle sallanır ve bundan dolayı tatlı bir ses işitilir ki dinleyiciler bundan daha güzelini hiç işitmemişlerdir. Böylece cennet hurileri meydana çıkıp cennetin en yüksek yerinde dururlar ve şöyle seslenirler. Evlenmek isteyen yok mu? Allah onu evlendirir. Sonra huriler derler ki, ey cennetin bekçisi, bu gece nedir? Bekçi saygıyla cevap verir. Bu gece Ramazan ayının ilk gecesidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden oruç tutanlar için cennetin kapıları açıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah azze ve celle şöyle buyurur. Ey Rıdvan, cennetin bekçisi, cennetlerin kapılarını aç ve ey Malik, cehennemin bekçisi, cehennemin kapılarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden oruç tutanlara kapat. Ey Cebrail, yeryüzüne in, şeytanların azgınlarına kelepçe vurup zincirlerle bağla. Sonra onları denize at ki sevgili Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin oruçlarını ifsad etmesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şöyle buyurdu. Allah azze ve celle Ramazan ayının her gecesinde bir münadiye çağırıcıya 3 defa şöyle nida etmesini, seslenmesini söyler. Bir şey isteyen yok mu? İsteğini vereyim. Hiç tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim. Mağfiret dileyen yok mu? Bağışlayayım. Kim fakire değil, zengine, zalime değil ve fakire borç verecek? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu. Ramazan ayının her gününde iftar anında Allah azze ve celle hepsi de cehennemi hak etmiş olan 1 milyon kişiyi cehennemden kurtarır. Ramazan ayının son günü olunca Allah Teala ayın başından sonuna kadar cehennemden kurtardığı kimselerin toplam kadarını daha kurtarır. Kadir gecesi olunca Allah azze ve celle Cebrail aleyhisselama emreder. Cebrail aleyhisselam meleklerle beraber yanlarında yeşil bir sancakla yeryüzüne inerler. Sancağı Kabe'nin üzerine dikerler. Bu sancağın 100 kanadı vardır. Bunlardan ikisi bu gecenin dışında açılmaz. Cebrail aleyhisselam o iki kanadı bu gece açar ki bunlar doğudan batıya ulaşır. Cebrail aleyhisselam bu gece melekleri teşvik eder. Onlar da her ayakta durana
oturana, namaz kılana ve zikredene selam verirler ve onlarla musafaha ederler, tokalaşırlar. Yaptıkları dualara amin derler. Bu iş tan yeri ağarıncaya kadar devam eder. Tan yeri ağarınca Cebrail aleyhisselam, ey melekler topluluğu, gitmeye hazırlanınız der. Melekler, ya Cebrail, Allah Teala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olan müminlerin ihtiyaçlarını ne yaptı derler. Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verir. Allah Teala bu gece onlara rahmet nazarıyla baktı ve onları affedip bağışladı. Ancak dört grup hariç. Ravi der ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar kim dediğimizde buyurdu ki, içki içmeye devam eden, ana babasına asi olan, akrabalık bağlarını gözetmeyen ve müşahin. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, müşahin nedir dedik? İnsanlar arasındaki dostluk bağlarını kesen, fitne ve fesat çıkartan kimsedir buyurdu. Bayram gecesi olunca bu geceye mükafat gecesi ismi verilir. Bayram sabahı olunca Allah Azze ve Celle melekleri her memlekete gönderir. Yeryüzüne inerler, sokak başlarını tutup insanların ve cinlerin dışındaki bütün yaratıklara işittirecek bir sesle bağırıp, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, çok ihsan eden ve büyük günahlarınızı bağışlayan Rabbinizin huzuruna çıkınız derler. Onlar namazgahlarına çıkınca Allah Azze ve Celle meleklere işini yapan işçinin mükafatı nedir diye sorar. Melekler, ey yüce Allah'ımız ve Mevlamız, onun mükafatı ve ücretini tam olarak vermendir derler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum ki ben onlara Ramazan ayındaki oruçlarının ve namazlarının sevabı olarak rızamı ve mağfiretimi verdim. Dedi ve sonra şöyle buyurdu. Ey kullarım, benden isteyiniz. İzzetim ve celalim hakkı için bugün benden ahiretiniz için biriktirmek üzere ne isterseniz mutlaka veririm. Dünyanız için istediğiniz şeyde size bakarım. İzzetim hakkı için siz benim rızamı gözettiğiniz müddetçe ben de sizin hatalarınızı örterim. İzzetim ve celalim hakkı için hak sahipleri ve idareciler önünde sizi rezil ve rüsva etmem. Siz beni razı ettiniz, ben de sizden razı olduğum halde bağışlanmış olarak dönünüz. Bu sebeple melekler sevinir ve Ramazan sonunda iftar ettiklerinde Allah'ın Azze ve Celle bu ümmete vereceği mükafatı müjdelerler. Ramazan'ın cennet sevabı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'ın ilk gecesi olunca semanın kapıları açılır. Ramazan'ın son gecesi oluncaya kadar hiçbir kapısı kapanmaz. Ramazan ayı içerisinde bir gecede herhangi bir kul namaz kılarsa şüphesiz ki Allah onun her secdesine 1500 sevap yazar ve onun için cennette kırmızı yakuttan bir köşk yapar. Bu köşkün 60.000 kapısı vardır. Her kapısında kırmızı yakutla süslenmiş altından bir köşk vardır. Ramazan'ın ilk orucunu tutunca o güne kadar olan geçmiş günahları bağışlanır ve her gün sabah namazından akşama kadar 70.000 melek ona istiğfar ederler. Ramazan ayı içerisinde gece veya gündüz yapmış olduğu her secde için ona gölgesinde atlı bir yolcunun 500 sene gidebileceği büyüklükte bir ağaç verilir. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.